yapı denetime beton sonuçlarıyla oynaması konusunda laboratuvarlara rüşvet vermediyse. O kapıyı bulduk biz. Ülkemizde şöyle bir bakış açısı var. Şantiye şeflere, işte şantiye şefe veririz biraz bir para. Şefim biriydi Ayda. Ya şu gelenler öğleden önce gelseydi. İşte az demir çıkarıyorum ben, işte bende betonunuz az çıkar diyen mühendis arkadaşlarımız da var. Yani kendini pazarlıyor bu insanlar. Bilemez, müteahhit bilemez. Aslına bakarsanız bu işin tek sorumlusu müteahhitler değil. Hatay'ımız güzel, kadim bir şehir, güzel bir şehir ama gitti o güzelliği. Bizim tercihimiz olmalı. Bu Balıkesir'de nereden ev almalıyız? Yani aklımda benim tam olarak bir bölge oluşmadı. Yani kayalık diyorsunuz, hani kayalık. Yüksek kesimler. Şu anda Balıkesir mahalle olarak adlandırmaya çalışırsak Adnan Menderes tarafları Adnan olacak. Adnan Menderes tarafı, bu Balıkesir Lisesi'nin olduğu kısımlar, oraların zeminleri kaya, işte biraz Sefaköy kısımları. Tabi Balıkesir zemininde sıkıntılı yerler de var. Mesela Bahçeli Evler, Gündoğan'ın belli bir kısmı. Evet. Yani oralardan da alınmamalı mesela. Ya alınmamalı da diyemem de. Günümüz teknolojisinde her şey mümkün. Ama tabi bir öncelik hakkı varsa vatandaşın, hani benim tercihim kaya zeminden alması olur. Ama diğer türlü de zemin iyileştirmesi yapılabiliyor, işte kazıklar çakılıyor zemine. Yani her şey yapılabilir günümüz teknolojisinde. Sadece o teknolojiye uygun mu yapılmış, ona bakılmalı. Asıl önemli olan husus bu. Tabii yani ben tamam, Bahçeli Evler'de de yapı alırsın sen. Bak hani deprem yönetmeliğinden önce mi yapılmış, projelerini iste. Yani bir tane vatandaş paylaşmış, gördüm, bana musluğunu, hatta müteahhit, bana musluğunu sormayın, beton sınıfını sorun diyor. Yani